Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımızın yeni bir senaryo inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Conquerors modunda mevcut olan Führer senaryosunu oynayacağız dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek buradan Danimarka'ya kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 3.280 binlik bir nüfusumuz varken 595 bin ekonomilikte direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. Daha sonrasında buradan 750 askerim sileceğim ve buradan hemen vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı şöyle standart kurumlarına çekelim. Sürekli bana yorumlarda abi Conquerors modunda oynuyor yazıyordunuz. Ben de sizlere sürekli tamam diyordum. Sonunda arkadaşlar gerçek oldu. Bir kıyamet alametini daha gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bakalım nereye kadar böyle gideceğiz dostlarım. Şimdi buradan şöyle diplomasimize bakacak olursak görüyorsunuz ki şekillendirir Alman Konfederasyonu, şekillendirir Avrupa Birliği ve şekillendirir NATO adında 3 tane şekillendirebilir medeniyetimiz var dostlarım. Tabii ki de biz Nazileri kurmaya çalışacağız. Çünkü oynadığım senaryo Führer senaryosu dostlarım. Öncelik olarak ben Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve daha sonrasında ise Çekoslovakya'yı topraklarıma kata kata ilerlemek istiyorum. Daha sonrasında ise buradaki toprakları alacağım Fransa'dan. Onları da zaten ekonomimizi geliştirdikten sonra yapacağım dostlar. Şimdi 1937 yılında girmiş bulunmaktayız. O yüzden hemen hızlı bir şekilde Hollanda'ya savaş açmak için dukat basacağım, para basacağım. Gel bakalım abi, şuradan hemen askerlerimizi basalım. Gel abi askerleri bas. Hollanda bu arada bana denize çıkarma atacağın adım gibi eminim. Çünkü bakın burada bir ayrı bir eyalet var arkadaşlar. Ayrı bir eyalete dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. Şimdi gel abi savaşı ilan et. Bundan sonra eğer Conquerors modunda oynamamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben yoksa yine normal Age of History'den devam edeceğim. Bu arada bilginiz olsun. Ama eğer abi sen Conquerors modunda oyna ben izlerim diyorsanız yorumlara yazın kesinlikle. Akşam bu arada saat 23.00'da internet kafe simülatör bölümünün 5. bölümünü atacağım. Tabii ki de siz izlerseniz bu videonun altına yorum yapmayı kesinlikle unutmayınız dostlarım. Eğer böyle bir yorumu cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince, haberiniz ola, bilginiz ola, duyurula. Şimdi 1911 şöyle askerleri dağıt. Hollanda biraz bizi zorlayacak çünkü sebebi garip arkadaşlar. Ben de bilmiyorum sebebi neden bizi bu kadar zorladı ama şuraya bir çıkarma atsana kardeşim. Büyük ihtimal arkadaşlar ben orayı unutmayayım diye hemen asker çıkarma attım oraya. Ne olur ne olmaz kardeşim. Gel abi askerleri şöyle çekelim. Şimdi hemen şuraya bir çıkarmamızı atalım. Evet şu an için orayı da tamamlamış bulmaktayız görüyorsunuz ki Belçika Hollanda artık tamamlandı arkadaşlar. Şöyle askerleri çek bakalım. 560-229'da buraya çekiyorum. Gayet güzel. 8472'de hemen atalım arkaya. Şimdi arkadaşlar burada biraz simülasyon yapacağımız için öncelik olarak topraklarımızı hepsini alalım. Güzel. Alman İmparatorluğu olarak biraz daha olsa genişlemiş durumdayız. Daha sonrasında buradan hemen simülasyonumuzu yapacağım. Evet Conquerors modu bu arada oynanabilir mod. Çok güzel bir mod. Avrupa Üniversitesi çok andırıyor bana karşı. 425.000. Yakın zamanda bu arada hırsız simülatör videolarına başlayacağım arkadaşlar. Bunu da sizlere buradan duyurusunu yapayım. Şimdi arkadaşlar Hollanda cephesinde ben bayağı bir savaştım. Buradaki asimilasyonların iptal olmaması için Belçika şu an için savaş açmayacağım. Onun yerine Çekoslovakya'ya topraklarıma katacağım. Akşam saat 21.00 veya 22.00'da bir YouTube canlı yayın yapabilirim. Bildirimler açarak anında haberdar olabilirsiniz dostlarım. Onu da sizlere haberini vereyim. Age of History ve simülatör oyunları oynamayı düşünüyorum açıkçası. Yani bildirim açıp gelirseniz çok mutlu olurum açıkçası arkadaşlar. 1666, 4039. Tamam güzel. Şimdi savaşımızı açalım. İlan et abi. İlerle. Şuradan askerlerle ilerle abi. Güzel. Buraların hepsini bir toparlayacağım. Kardeşim bunların hepsini al bakalım. Çekoslovakya bu arada kolay bir devlet kendisi. Alman 1936 ve 37 yıllarında fazla bir askeri güce sahip olmadığı için rahat bir şekilde topraklarınıza katabilirsiniz. Hatta oraya mitingler düzenleyerek de rahat bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi buradan ilerle abi. Topla buraları. Evet beklediğim savaşı açtılar bana. Belçika şu an bana savaş açmış bulmakta arkadaşlar. Lakin bizim buradaki askeri sayımız ona yetecektir. Arkadaşlar bu arada size ufak bir haberim var. Çok ufak ve güzel bir haber. Yakın zamanda Bannerlord videoları da kanalda olacak dostlar. Bannerlord'a da başlayacağım. Ama yan kanala mı atsam, bu kanala mı atsam kafamda daha kurgulayamadım. Onu da yorumlarda tartışırız inşallah. Yorumlarda bekliyorum herkese. Herkedeci. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Al abi. Şimdi burada Belçika'nın bayağı bir askeri var. Açıkçası söylemek gerekirse 10.000 asker basmış arkadaşlar. 10.000 askeri eritmek için şu şekilde şuradan biraz asker alacağım. Buradaki askeri sayıyı biraz yutalım. Evet biraz 5.000 askerle ilerleyelim üzerine doğru. Şurada askerleri toparla. Tamam. Şimdi bu Belçika'nın bize karşı bir şansı yok arkadaşlar. Sebebini hemen sizlere söyleyeyim. Ya bir yere kadar gider. Sonrasında zaten pes edecektir. Pes etme değil askeri sayısı azalacaktır otomatikman. İlerliyorum arkadaşlar. Şuraya ben bir çıkarma atacağım. O çıkarma sayesinde belki doğru alabilirim. Deniz asker bırakmışım arkadaşlar ya. Niye söylemiyorsunuz? Arkadaşlar bu arada aşağıdan kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmak kesinlikle olarak unutmayınız dostlarım. Kanala 2.5 liradan katılarak diğer bölümlerde erkenden izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Onu da sizlere söyleyeyim. Web sitemizde ve Discord'umuzda özel roller kazanarak size özel hazırladığım senaryolara da erişebilirsiniz aynı şekilde.
315 Shuri Asker'de de at. Evet, baya bir katıl özelliklerini sizlere sundum az önce. Eğer hoşunuza gidiyorsa 2,5'dan katılarak erişimlere sahip olabilirsiniz. Daha da arttırıp daha da güzel özellikleri de kazanabiliyorsunuz bu arada. Onları da söyleyeyim. 797. Bizim katıl üyelikleri hiçbir kanala benzemiyor bu arada arkadaşlar. Üyeliğinizi ne kadar yükseltirsiniz o kadar fazla özelliğe sahip olursunuz. Yani onda bir reklamını yapayım. Güzel, gayet güzel. Tamam. Altus. Belçika bu arada bana asker getiriyor arkadaşlar. Lakin ben burayı aldığım için artık rahatım. O yüzden ufak bir barış yapacağım. Yapamıyorum abi. 61. Tamam, Belçika'nın nerede askeri var başka? O yüzden tüm topraklarını almadım ama bir bakacağım. Evet arkadaşlar, Afrika'da toprağı varmış. Normal şartlarda Hearts of Iron 4'te Belçika'nın başkentine girdiğiniz an otomatikman devlet bayrakları zaten çekiyor. Ama gel gör ki arkadaşlar burada bayrak falan yok. Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Polonya'ya karşı ilerlemiş durumda. Bu arada biz Stalin'i abimize karşı ne yapacağız? Arkadaşlar bu arada internet kafe simülatörde Stalin'i güvenlik yaptım. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz dostlarım. Güvenlik yani bayağı iyi bir güvenlik oldu kendisi. Her yanına gittiğimde marş çalıyor mu olsun. Marş söylüyor arkadaşlar. Sürekli Rus marşı söylüyor ya. Vallahi ben sıkıldım artık Rus marşı söylemesinden ama olsun. Benim dayımdır arkadaşlar o. Facecam'da videolar gelecek bu arada. Sormuşsunuz yorumlarda. Onda bu bölüm biraz soru cevaplama yorum oldu ama olsun. Avusturya'ya karşı bir savaş açacağım. 3.7.145. Evet, buradan da asker basamıyorum. Çekoslovakya yüzünden asker basılmıyor arkadaşlar buradan. Asimilasyonu yapmadık bu arada. Asimilasyonları yapmamız gerekiyor. Asimilasyonlar önemli. Aile her şeyden önemlidir kardeşim. Bas bakayım asimilasyonlara. Instagram'da bu arada Instagram üzerinden bana yaptığınız editleri ulaştırabilirsiniz dostlarım. Reddit sayfamızda paylaşalım biz de. Evet, şimdi şuraya asker yolla. Al abi. Al abi, al al al. Toparla 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 toparla. Yani arkadaşlar görüyorsunuz kolay. Ezvin. Biraz sonra Alman İmparatorluğunu yıkacağız ve Nazi Almanya'sını yeniden harekete geçireceğiz. Bu arada Alman Konfederasyonu kurmak için nereler lazım ya? Oğlum bayağı toprak lazımmış arkadaşlar vallahi ya. Ben aslında ülkeye faşist yapsam. Ülke faşist olursa ne olur? Hükümet biçimini değiştir. Komünizm, faşizm. Evet, faşizm de oluyor ama faşizm de dur yapalım arkadaşlar bir denemek istiyorum açıkçası onu. Askerleri şöyle çek. İtalya'ya savaş açmam lazım Alman Konfederasyonu için. Ama şu an mesela gerçek bir Nazi olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Nazi bir toprağına sahibim. Evet, Denmarklar bana savaş açtı. Bunların burada bir balina çıkıyor var ya arkadaşlar görmeniz lazım. Bir balina çıkıyor. Akıllara zarar. Ne alaka bilmiyorum ama söyledim. Evet, kendisi şu an hala topraklarıma karşı ilerlemeye çalışıyor arkadaşlar. Lakin bir yere kadar ilerleyecek. Biraz sonra zaten eriteceğiz onları. Görüyorsunuz ki öyle bir mantıklı hareketler yapmışım ki. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oto atak sayesinde hepsini aldım. Al abi asker çek. Direkt ana toprağına çıkarma attım. Kendisi büyük ihtimal geri dönmeye çalışacaktır. Çünkü toprakların başı belada arkadaşlar. Şuna bir ceza verelim gel. Al abi tamamdır. Danimarka'nın işini tam bitirememiştik. Bir tek de adacık varmış. Adacığı da hemen alalım. Bir yerde daha toprağı var bunun. Nereden asker? Oğlum bunlar nereden asker getiriyor böyle ya? Evet, Moldova ya da Romanya bana savaş açmış. Gerçi buzdaydım. Moldova ne iş var lan bakayım da. Doğru arkadaşlar ben de vallahi sarhoşum ya. Romanya Krallığı bana savaş açmış. Komanya Krallığı'na benziyor oğlum. Komanya Krallığı gibi bu. Lan yoksa öyle mi? Arkadaşlar burada Komanya yazıyor. Bak ben size söyleyeyim. Kolonya Cumhuriyeti. Evet, o zaman ben bir gideyim. Oraya bir savaş daha açayım. Oraya da toparlayayım. Buradaki askerleri sileceğim bu arada. Yeter gelmesinler. Sovyetler Birliği geçiyor sınırından. Asimilasyonumuzu yapa duralım. Ya da yapmadan önce bir dur abi. Romanya ile bir barış yapabiliyoruz mu ya? Yaptık. Güzel. Fazla da bir şey istemedi açıkçası. Bu arada arkadaşlar şu ticaret talep ettiği hani şey var ya toprak isteme falan. Onu ben Kerem'e sordum. Kerem şey dedi. Nasıl da söylesem normal zorlukta oynayınca veriyormuş toprakları. Ben efsane zorlukta istemeye çalışıyordum hep. Meğersem normal zorlukta veriyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Eğer bilmeyen varsa normal zorlukta toprak isteyebilirsiniz arkadaşlar.
Evet, burada birkaç asimilasyonlar iptal olmuş arkadaşlar. Bunları hemen dolduracağım. Daha sonra şu 70 binlik orduyu silerim. Kendi toprağımızı sildik. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Sağ tarafımız karıştı. Niye karıştı bu kadar? Şöyle bir dünyaya bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz Ukrayna Sosyalist. Aa, Sovyetler Birliği. Sovyetim benim. Kazakistan. Oo, her yerde bir şey var lan. Arkadaşlar, size verdiğim sözü tutma zamanı. Gelin Führerreich senaryosunu harekete geçirelim. Hazır 1940'a girmeden. Oh, Nazi Almanyası. Vay vay vay. Evet, medeniyet şekillendirme hala duruyor görüyorsunuz ki. Wilhelm. Eğer neydi abi ya? Kötülüğün Yükselişi Hitler filmini izlerseniz burada bu adamı görebilirsiniz arkadaşlar. İkinci Wilhelm'i görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Oradan anlatıyor ta senaryoyu. Ya bir filmi. Eğer izlemek isteyen varsa tabii ki de. Gerçekten Hitler'i orada çok iyi tanıdım ben. Şimdi asker bas. Şuradan da asker bas. Polonya'ya karşı savaş açacağım. Polonya'nın topraklarını alınca Nazi Almanya'sı otomatikman çok güzel gözüküyor. Bunu size göstermek istiyorum. Burada bir görsel şölen yapacağız. Al abi. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte 16.000 aboneciye doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş görebiliyorsunuz ki 20.000 gözüktü. Tamam, güzel. Polonya savaşımızı açalım. Ya abi, gelmişler savaş açıyorlar arkadaşlar. Kendi neyine güveniyorsun abi? Anlamadım ki ben seni ya. Al abi. Nice abi, güzel. Toparla. Gayet güzel. Şurada bir açıklık bıraktım. Büyük ihtimal oraya asker hareket ettirebilir diyecektim ki Polonya'nın %88'ini aldık. Arkadaşlar, ben hala anlamıyorum ya. Ben bu oyunda şu an %100 yaptığım bir devlet gördünüz. Ben görmedim. Siz yani bilmiyorum. Şimdi askerleri şöyle çekeceğim. Gel abi. Akşamki atacağım internet kafası simülatör videosuna bir izlemiyorsanız bile arkadaşlar bir ufak bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ya hoşunuza gideceğinden eminim çünkü montajlı bir video sunuyorum sizlere orada. Ve böyle CapCut editli falan oluyor. Bayağı iyi oluyor açıkçası. Bu arada veba çıkmış. Yine başladık vebayı arkadaşlar. Bu vebadan çok ölüm olacak gibime geliyor. İnşallah bizim ülke sıçramaz ya. Bizim ülke sıçrarsa bittik. Şimdi Finlandiya bana savaş açmış. Gel abi. Oo, bana baskın atıyorsun demek. Gel. Evet arkadaşlar, Finlandiyalılar sadece burayı biliyor anladığım kadarıyla. Evet, savaş öyle değil, böyle yapılır. Gel. Şuradan bir ufak kaçamaklık yapmış, onu gördüm. Oradan bana bir şey yapacağını zannetmiyorum. Şuraya ufak ordu basayım da ne olur ne olmaz. Evet, Finler Sovyetler muhaberesine giremeden bizim savaşta ezik düştüler. Ay, az önce bakalım Finlandiya %100 tamamlayabilecek miyim? Bas abi şuradan. Evet, 98 abi. Nereye alamadık? Buraya almamışız. Güzel, al abi. Ama arkadaşlar, buradaki askerlerimi buna yutturmayacağım. Bu arada limanı varmış, güzel. Askerler hemen şuraya çek, toparlansınlar. Daha Fransa Savaşı'na girmedik. Eğer bunun bir seri olmasını istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre ben de videosunu çekmeye özen gösteririm. Gel abi. Nice, güzel. Şimdi Finlandiya. %100'ünü aldık. Gayet güzel arkadaşlar. Evet dostlarım, bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kendi kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayınız dostlarım. Görüyorsunuz ki güzel bir Führer olma senaryosunu sizlere göstermiş bulunmaktayım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.